Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Yeni bir programımızla karşınızdayız. Ve bu hafta özel bir konuğumuz var. Ve konuğumuzun ismi de Tufan Akşahin. Kendisi Sarar Amerika'nın yöneticilerinden. Ve şu an biz Sarar USA'nın, Sarar Amerika'nın New Jersey'deki ana merkezindeyiz. Ve oradan bu canlı yayınımızı yapıyoruz. Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Ve tabii ki bir açıklama yapacağım. O açıklamalardan sonra da konumuzu tanıtıp programımıza devam edeceğiz. Tabii şunu söyleyebiliriz. Biz Şubat ayından beri, bu senenin başından beri bu canlı yayınlarımızla gidiyoruz. Ve izleyicilerimizden ve takipçilerimizden gelen talep üzerine de özellikle özel konukları da ağırlamamızı istediler ki hem daha kendileri de soru sorabilsinler, hem bizim konuklarımızın tecrübelerinden faydalanabilirim diye. Bugünkü programımızdaki başlangıç olarak özel konuğumuzla başlayacağız. Ve kendisi bize hem biraz kendisinden bahsedecek ve Sarar, Türkiye'deki Sarar'dan bahsedecek. Ve Sarar'ın Amerika'daki çalışmasından, operasyonlarından, gelişimlerinden bahsedecek. Ve programımızın ikinci bölümünde bizim müvekkillerimizden de gelen sorular arasında olan işte Amerika'daki şirket kuruluşları, işte Amerika'daki pazara nasıl girilmesi lazım ve bu noktada nelere dikkat etmek lazım ve bunun dolayısıyla elde edebilecekleri ticaretçi vizeleri, yatırımcı vizelerine de değiniyor olacağız. Tabii bu durumda ben hem ilk yarıdan sonra Tufan Bey'den de hem kendisinin hem Sarar firmamızın tecrübelerinden bahsetmesini isteyeceğim. Ve onun dışında da takipçilerimizden şu bugün canlı yayında aldığımız sorulara da değinerek programımızı tamamlamaya çalışacağız. Öncelikle Tufan Bey çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat verdiniz ve değerli takipçilerimizi de sizin gibi değerli bir iş adamı, yönetici ve sizin parçası olduğunuz Sarar firması gibi bir Sarar firmamızın ana merkezinde bizi konuk ettiğiniz için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizden böyle bahsetmek isterseniz eminim çok merak ediyorlardır. Şimdi Tufan Akşahin kimdir? Ne kadar süredir Sarar'la beraber? İsterseniz oradan bir başlayalım, devam edelim diye düşünüyorum. Ben ilk başta çok teşekkür ediyorum. Beni konuk olarak davet ettiniz. Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Siz de çok başarılısınız. Bu arada devamlı yakın takipteyim. Firmanız olarak, Ömendol olarak Türk vatandaşlarımıza, Türk iş adamlarına, değerli Türk yatırımcı arkadaşlara çok yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çevremizden duyduğumuz, edindiğiniz tepkiler harika. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Amerika'ya 2001 senesinde geldim. Öğrenci olarak geldim Amerika'ya. Öğrenci vizesiyle geldim. Rutgers Üniversitesi'ne gittim uzun bir süre. Rutgers Üniversitesi'nden sonra Montclair State Üniversitesi'ne gittim. Bu iki üniversitede New Jersey'de. Üniversite eğitimimi tamamlamak üzereyken Sarar firmamızdan daha önceden bir bağlantımız yoktu. Nişanlanıyordum o zamanlar. Nişan kıyafetimi alıyordum. O arada Sarar firmasıyla tanıştık. Yönetici arkadaşlarla, değerli arkadaşlarla tanıştık. 2006 senesinde Sarar mazimiz başladı. Sarar mazimiz uzun. 2006'dan 2018'e kadar yaklaşık olarak 12 senedir aynı firmada çalışıyorum. Patronlarımız çok değerli insanlar. 3 patronumuz var. 3 kardeşler. En büyük patronumuz Cemalettin Sarar, ortanca patronumuz Celalettin Bey, küçük patronumuz da Sebahattin Bey. Firmamız çok değerli, Türkiye'de çok büyük, Avrupa'da çok büyük, Amerika'da büyüyüz, inşallah daha büyük olacağız. Uzun adımlar atmayı seviyoruz, başarılı olmak için adımlarımızı sağlam yerlere atmaya çalışıyoruz. Sarar hikayemiz böyle başladı, 2016 senesinde satış olarak. Daha sonrasında ofiste çalışarak, daha sonrasında operasyon, mağaza açımı, yeni mağazalar, yeni ürünler, Sarar'ın Amerika'da tanıtımı derken görev büyüdü, sorumluluk büyüdü. Biz de bunun altından kalkmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok harika. Gerçekten gurur verici, özellikle Sarar gibi Türk firmalarımızın Amerikan marketine gelmesi ve tutunmaya çalışması gerçekten çok değerli ve çok büyük destek gerektiriyor her taraftan.
Bu açıdan biz gurur duyuyoruz bununla. Ve şey noktasında biraz siz de bütün patronlarınızdan da bahsettiniz, yöneticilerden de bahsettiniz. Zarar şu an yaklaşık olarak Amerika'da nerelerde, hangi eyaletlerde ya da hangi bölgelerde bulunuyor? Bu konuda biraz bilgi verirseniz. Tamam. Biz New York bölgesinde başladık ilk başta. Daha sonra yayıldık. Amerika'nın her yerine yayıldık. Daha da yayılmayı düşünüyoruz. İlk başta New York'ta iki tane mağazamız, onun akabinde New Jersey'de iki tane mağazamız, bir tane ofisimiz, depomuz. Daha sonrasında Chicago'da üç tane mağazamız, akabinde Washington DC'de, o bölgede Maryland, Washington DC, tam böyle bir Beyaz Saray'ın etrafında üç tane mağazamız. Kaliforniya bölgesinde San Francisco olsun, Desert Hills olsun, Las Vegas olsun, üç tane başarılı mağazamız tekrar aynı şekilde mevcut. Florida'da bir tane mağazamız ve Atlanta'da bir mağazamız var. Dağınık, Amerika bölgesi çok büyük bir bölge. Her bölgeyi cover etmeye çalışarak Amerika'nın her eyaletinde olamıyoruz. Amacımız her eyaletinde olmak. Amerika çok büyük bir pazar. 18 tane mağazamız var şu anda. Hedefimiz büyük. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Ürünler olarak Sarar firmamız burada. Tabii biz hep Sarar'ı takım elbisesiyle biliyoruz. Takım elbiselerimizle biliyoruz. O konuya da biraz değinirseniz, hani biz Sarar olarak Amerika'da ne tür ürünlerle girdik, ne tür ürünleri sokmaya daha çok ihtiyaç duyduk. Buradan bir başlarsak, onları belki merak eden izleyicilerimiz vardır. Firmamız 1944 senesinde Eskişehir'de kuruldu. Daha sonradan büyük Sümer Bank'ın fabrikasının satın almasıyla birlikte erkek giyimin devi haline geldik. Üretim açısından, satış noktaları açısından yaklaşık olarak dünya pazarında 400'e yakın satış noktamız mevcut. Bunun içerisinde departman mağazalarımız da var, franchise mağazalarımız da var. Biz ana çıkışımız erkek giyim. Ana fokusumuz erkek giyim. Fakat biz erkek giyimin dışında bayan üretimine başladık. Bayan giyim de satıyoruz. Avrupa mağazalarımızda, Türkiye mağazalarımızda bayan giyim de satıyoruz. Middle East'teki mağazalarımızda da aynı şekilde. Bunun dışında biraz genç kısma da yöneldik. Interview adında bir marka çıkarttık. Daha genç, daha dar kalıplar, daha modern, daha renkli, daha cafcaflı ürünlerle birlikte gençlere de hitap ediyoruz. Bunun dışında ev tekstiline de girdik. Ev tekstilinde de gayet iyi yerlere geldik. Bir sürü sadece ev tekstil üzerine olan mağazalarımız var. Özellikle Doğu Avrupa'da ve Middle East tarafında ev tekstilimiz çok başarılı. Sadece İran'da 20'ye yakın mağazamız var. O bölgelerde çok başarılıyız ev tekstilinde. Ev tekstilini Amerika'ya getirmeye başladık. İlk çalışmamızı da yaptık. İlk yerimizde inşallah bir firmayla beraber ortak olarak açacağız. Yaklaşık olarak 1-2 ay içerisinde inşallah buna da başlıyoruz. Amerika'da ev tekstiline de giriyoruz. Çok güzel, harika. Programımızın bir amacı da tabii şey noktasını göstermek. Sonuçta bir Türkiye'de oyuncu olan bir firma işte burada ki markete giriyor, neyi tabii getiriyor. Şimdi bazen Türkiye'de tutabilen bir ürün burada tutmayabiliyor. Tabii. Tam tersi değişiklik yapılıp getirilmesi gerekiyor. Bu noktada ne diyebilirsiniz? Hani markete getirdiğimiz buradaki Sarar olarak soktuğumuz ürünlerde ne çok dikkat çekti, ne çok ilgi çeken hangi tabii ürün oldu? Buna da değinebilirsiniz. Şimdi Amerika çok büyük bir pazar ve devlerin olduğu bir pazar. Devlerin olduğu bir pazarda gerçekten savaş var. Savaşa girerken ne kadar çok hazırlanırsanız tabii savaşın sonuçları o kadar sizin için iyi olacaktır. Bunu kastetmemin sebebi bir pazara girmeden önce özellikle Amerika gibi pazara rapor, analiz, market araştırması gibi güzel çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü Amerika farklı bir piyasa. İnsanların alım gücü farklı, insanların yaşam standardı farklı, yaşam style'ı tamamen farklı. Avrupa'dan da farklı, Middle East'ten de farklı, Türkiye'den de farklı.
Bu iki farklı kültürü, bu iki kültürü anlamadan pazara girmemekte fayda görüyorum. Ayrıca başarılı olan firmaları neler yaptıkları, hangi yolları izledikleri çok önemli. İlk başta bir market analizi, daha sonra değişik firmalarla çalışıp Amerika'daki başarılı firmaların izledikleri yollar ve başarılı insanların yönlendirilmesiyle Amerika pazarının çok büyük ve Türk iş adamlarında çok başarılı olabileceği pazar olarak görüyorum. Çok güzel, harika. Çok teşekkürler Tufan Bey onun için. Gerçekten Amerika pazarı önemli Tufan Bey için. Biz devamlı işte Türkiye'deki iş adamlarımız olsun, tabii girişimcilerimiz, Sarar gibi büyük firmalar da olabiliyor, daha öyle ufak ölçekli olabiliyor, bireysel iş adamları da olabiliyor. Ve gerçekten bizim Türk insanı çok girişimci, yani hiçbir zaman durmuyorlar. O açıdan devamlı tanıştığımızda, görüştüğümüzde hep bu noktalar gündeme geliyor. Biz de devamlı aslında firmalarımızın Sarar gibi öne çıkıp bu cesareti toplayıp ve özellikle Amerikan marketine girmesini çok arzuluyoruz. Ben hatırlıyorum bu DEDİK toplantıları oluyordu. Dünya Türk İş Adamları Konseyi'nin yaptığı. Bu toplantılardan birine gittiğimde, yanılmıyorsam 3-4 yıl önceydi, şey çok dikkatimi çekmişti, belki 5-6 yıl olabilir. Türkiye'nin ticaret yapma hacmine baktıklarında işte yüzdelere vurmuşlardı panoda ve yüzde şuna dönüyordu. Neredeyse Türkiye %70-80 ticaretini komşularıyla yapıyordu. Evet. Yani Avrupa'yla yapıyordu, Doğu Avrupa'yla yapıyordu, işte Orta Doğu tarafıyla yapıyordu. Ve bu çok ilgimi çekmişti ve o zaman da bu DEDİK'teki bazı yöneticilere de sormuştum. Yani demiştim bu biraz şey deniyor, biz niye Amerika yok gündemde, niye Amerika'ya daha fazla iş yapılmıyor, ticaret evet. yapılmıyor noktasında bir şeylerle gelmiştik, sorularla gelmiştik. Ama çok ilginç bir şey çünkü gerçekten Sarar'ın bu ölçüde gelip şu an 18 mağazaya sahip olarak yıllardır ayakta durup burada mücadele ettiği şekilde firmalarımızın buraya gelmesi gerekiyor, güçlenmesi evet. gerekiyor. Evet. Ve bunu da yaparken aynen biraz önce söylediğiniz gibi dikkatli adımlarla gelmeleri gerekiyor. Bu market çalışmasını yapmaları gerekiyor. Ve bunu doğru yaparsalar aslında çok iyi mücadele edebilirler. Evet. Tabii aynen sizin gibi ve sizin yöneticilerin, Sarar'ın ana yöneticilerin o vizyonu, inancı şeklinde yaklaşmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten günün sonunda bu market zor bir market. Ama uğraşıldığında, girildiğinde, çabalandığında bence çok büyük faydalar yaratabilecek market. Gerçekten Amerika'daki market, tüketici market dünyanın en büyük tüketici marketi. Evet. Dolayısıyla ve bizim Türkiye'deki iş adamlarımızın da bunu görmesi gerekiyor daha çok. O yüzden şey noktasında biraz değinirseniz biliyoruz, siz sağ olun bahsettiğiniz Sarar'dan, ürünlerden de şu ana kadar. Tabii bu market çalışması yapıldığında her şey kolay olmayabiliyor. Yani her şey böyle işte biz geldik tamam işte ne yapacağız? Şimdi nasıl ürünümüzü burada piyasaya sokacağız? Çünkü gün sonunda Sarar'ımız Türkiye'de üretiyor ve buraya getiriyor. Tabii. Burada da satışlar yapılıyor. Bu noktada tüccarlarımıza ya da iş adamlarımıza o ürünleri, tabii şu an biz tekstil ürünlerinden bahsediyoruz ama o tekstil ürünlerini seçmede ya da Amerika'ya getirmede, sokmada ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Hani bu noktada bakışınızı şöyle görebilirsiniz. Şimdi bizi izleyen takipçilerimiz bazen işte cesaret toplamak istiyorlar. Nereden adım atalım diyorlar. Ya işte ben ürün var ama ne yapmam lazım? Ya da ürünü oraya getirdim şimdi ne olacak? Tarzı böyle şeylere girebiliyorlar. Çıkmazlara girebiliyorlar. Tabii. Bu noktada neler söylemek istersiniz Tufan Beyciğim? Tabii. Şimdi her üreticinin, her iş adamının, her tüccarın kendi malının çok iyi olması gayet normal bir şey. Herkes kendi malına güveniyor, herkes en iyisini üretiyor. Fakat bir pazara, değişik bir pazara girmeden önce, Amerika gibi büyük bir pazara, burada çeşitli firmaların yardımlarından faydalanmak gerekiyor. Mesela tekstil üzerine ise, tekstil üzerine research yapan firmalar var. Bu firmalar her tekstil üzerine Amerika'da satış yapan firmaların CEO'larını, bu firmaların sattığı ürünlerin analizlerini size sağlayabiliyorlar. Eğer ki siz bir ürünle girmek istiyorsanız bu tip firmalarla çalışıp bazen bazıları maliyetli olabiliyor. Tabii ki profesyonel olarak girmek istiyorsanız bu tip firmalardan destek alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü sizin gerçekten çok iyi sattığınız bir ürün Türkiye'de, Amerika'da hiç satmayabilir. Kesinlikle bizim
Türkiye'de üretimimizle Amerika'daki üretimimiz tamamen farklı. Biz Amerika'ya kendi üretimimizi özel yapıyoruz. Sırf gömlekte bizim Türkiye'de genelde gömleklerimiz small, medium, large ve extra large diye toplam olarak 6-7 beden gider. Fakat Amerika'da örnek veriyorum sadece örnek olsun diye. Amerika'da gömlek bedenleri 17-18 bedene kadar çıkabiliyor. Yani bir ürün grubunda bile tamamen beden farkından dolayı yanlış hatalar, yanlış ürün getirebilme olabiliyor. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu dediğimiz küçük örnek veriyoruz ama bunlar çok değerli örnekler. Tabii. Ben size söyleyeyim çünkü tabii. Normalde zaten iş adamlarımızın bu noktada sıkıntıya girebiliyorlar. Tabii. Alakasız ürün getirebiliyor, tabii. Onu satmaya çalışabiliyor, kesinlikle. O tadı yakalayamayabiliyor ya da o dizaynı yakalayamayabiliyor. Dolayısıyla çok değerli bir örnek. Sen devam edebilirsiniz. Bu şey noktası çok önemli. Sizin de üzerinde durduğunuz anladığım kadarıyla kesinlikle hangi alanda geliyorsalar, hangi alanda iş yapacaksalar bu alandaki bir şirketle, bu alanda araştırma yapan şirketlerle biliyoruz biz maalesef şöyle olabiliyor bazen iş adamlarımız. Türkiye'den bile olsa ne kadar güçlü olsalar bile işte bunun yani illa para vermek gerekiyor mu bu araştırmayı tabii, bulmak için maalesef. Diyebiliyorlar. Siz peki şey noktasında ne tavsiye edersiniz? Diyelim iş adamlarımız geliyor buraya, ürününü markete sokmak isteyecek. Ne tür tavsiyelerde bulunursunuz mesela o market araştırmasını yaparken? Sizin söylediğiniz bir tarafı profesyonel bir market tabii. Çalışma yapılması. Tabii ki. Peki iki ürünleri görebilecekleri belki fuarlar, belki display şeyler, showroomlar, tabii. Belki alışveriş merkezleri. Tabii. Nelere dikkat etmeleri lazım ki hani ürünü ben getiriyorum, tamam burada bir araştırma yapıldı ve bana datalar verildi. Tabii. Bunun pratikte gerçeğini analiz yapabileceği imkanlar ne tür tavsiyelerde bulunursunuz bu noktada? Şimdi Amerika'da her şey düzenli gidiyor. Ben tekstil üzerine daha çok yoğunlaşıp onun üzerine çalıştığım için örnek tekstil üzerine veriyorum. Yani bu ürün grubu farklı olabilir, kozmetik olabilir, tekstil olabilir, elektronik olabilir. Amerika'da tabii bunlar hep segment segment fuarları olan, birebir müşterilerle, buyerlarla, satıcıları birleştirilen fuarların yapıldığı bir ülke. Çok düzenli olarak gidiyor. Çok büyük firmalar var. Bu firmalarla beraber çalışılabilir piyasa araştırması yapıldıktan sonra. Fuarlara katılmanın tavsiyesini önemli belirtmek istiyorum, tavsiye ediyorum. Maliyetli olabiliyor. Bizim genelde iş adamlarımızın yaptığı hatalardan bazıları ürüne daha çok parayı yatırıp fakat marketinge, piyasa araştırmasına, ürünün hangi konumlarda nasıl satılabileceğini ve ürünü alabilecek toptan, parakende olarak ön yüze getirebilecek kişilerin maliyetleri maalesef göz önünde bulundurulmuyor. Bunları çok dikkate almak lazım. O yüzden rapor, data, analiz, bir ürünün buraya gelmeden önce gerçekten ürünün maliyeti, ürünün buraya geldikten sonra maliyeti, artı olarak burada sizin bir yatırım maliyetiniz olmak zorunda. Biz hemen bekliyoruz ki gelelim, hemen para kazanmaya başlayalım, ceplerimizi dolduralım. Fakat iş gerçekten, iş dünyası öyle bir dünya değil. Özellikle Amerika, gerçekten yatırım yapmanız gerekiyor. Sadece yatırımla değil, zaman en büyük yatırım. Kendi zamanınızı, kendi ekibinizin zamanınızı, bu işler ekip işleri. Ekibinizi kurup, yatırım yapıp, zaman ayırıp, pazarda bir 6 ay, 1 sene gerçekten sıkı bir şekilde çalışıp, ondan sonra daha yoğunlaşıp, hızlı bir şekilde devam etmenin faydasını görüyorum. Fakat dediğimiz gibi sadece ürünü aldım, geldim, ben burada satmaya çalışacağım. Öyle bir lüksümüz yok. Amerika çok büyük bir pazar. Bu pazar çok acımasız bir pazar. Bir anda maalesef başarısız olabiliriz. Aynen. Zaten aslında bütün kural, bütün başarı aslında Tufan Bey'cim orada yatıyor. Kesinlikle biz sonuçta Türkiye'den gelen bir iş adamımız tam bir arayış içinde, bir açılım içinde, bir yeni piyasa ve marketler açılım içinde ki ürününü daha yeni kullanıcıya, daha değişik kullanıcıya ulaştırabilsin. Hem de kendi iş marketi olarak risklerini düşürsün ve alternatiflerini arttırmak amacıyla bu yolculuğa çıkıyorlar.
ve kesinlikle ben dediğinize katılıyorum. Bizim iş adamlarımız bu noktada giriş yaparken kesinlikle sağlam bir market çalışması, araştırması yapmalarında fayda var. Ve onun dışında da tabii ki dediğiniz gibi sabırlı olmaları, bunun için belli bir kaynak ayırmaları ve o kaynağı hazır etmeleri ve belki bu 6 ay, 1 yıl dediğiniz gibi bu çabayı verip, yani bu çalışmayı gösterip onun sonucunda doğru ürünle mi giriyorlar, doğru markete mi giriyorlar, doğru bölgeye mi giriyorlar, buna karar vermeleri gerekiyor, olmaları gerekecek. Zaten yani şu an biz takipçilerden sorular geliyor. Biz konuştukça onları da sokacağım araya. Yeni gelen sorulardan bir tanesi tam sizin değindiğiniz konu. Bu açıdan kesinlikle önemli. Bizim bu açıdan fark ettiğimiz noktalardan bir tanesi de diyelim kişi ürünü oradan çıkaracak. İşte benim ürünüm var diyor. Ben işte özellikle tabii ürün satışları konusunda, tabii tekstil konusunda da aynı bir nokta. Diğer bir takıldıkları nokta bizim fark ettiğimiz, ben bunu da hani örnekle verebilirim. Bu noktada bizim bir tane ufak Manhattan'da şu an tekstil firmalarımız için kurulan bir ticaret merkezi var. Hani siz de biliyorsunuz Midtown'da. Çok güzel bir girişim Türk Devleti'nin desteklediği. Fakat orada da mesela şunu fark ettim. Ben oraya gelen girişimcilerimizle ondan sonra şirketlerimizin şey noktasında tıkandıklarını gördüm. Tanıtım, marketin noktasında tıkandıklarını gördüm. Yani ki onların her biriyle konuştum. Hepsi çok güzel böyle girişken, ürünü satmak istiyorlar. Bir destekte de bir showroom bölgesi de oluşmuş. Ama sorun şimdi müşteri buraya nasıl getireceğiz? Yani ürünü nasıl tanıtacağız? Ürün nasıl dağılacak? Benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi de bizim fikrinizi almak istiyorum bu noktada. Özellikle bizim müşterilerimizden gördüklerimiz genelde şeyi bulmak istiyorlar. Satış noktaları, yani satış yapan kişiler, sales people. Yani hani bu noktada diyelim iş adamlarımız ürünlerini satmak için doğru satış noktalarını, doğru satacak kişileri nereden bulmaları lazım, değil mi? Şimdi normal gelen bir iş adamımız ya da bir firmamız gidip Macy's'in kapısını belki çalabilir ama hemen ulaşamayabilir. Ya da gidip Walmart'ın ya da değişik böyle zincirleri. Ama key nokta tabii onların bir o bir yerlerle çalışan satış noktalarındaki kişileri bulmaları. Onların ürünlerini vermeleri. Bu konuda söyleyeceğiniz birkaç şey varsa çünkü bu da değerli olacağını düşünüyorum. Bu noktada bizim iş adamlarımızdan evet benim bu ürünüm var. Ben şimdi ne yapacağım? Ben bunu işte bekleyerek, dükkanda tutarak iş olmuyor. Bunu nerelere vermem lazım? Nerelere duyurmam lazım? Noktasında ne diyebilirsiniz? Tabii şimdi parakendecilik var. Parakendecilik mağaza açılarak satış canlı müşteriye birebir yapılarak oluşan bir politika. Parakende olarak çalışmak isteyen iş adamlarına tavsiyem Amerika çok büyük bir pazar. Amerika'da nokta nokta büyümek. Yani ilk başta bir bölgeye yerleşiyorsunuz, atıyorum New York bölgesine. New York bölgesinde sağlam adımlarla sadece ilk başta New York bölgesinde büyüyüp o bölgeyi tamamen kontrol altına alabildikten sonra diğer bölgelere sıçramak. Çünkü Amerika'da reklam marketing çok pahalı ve bölge bölge oluyor. Sizin reklam televizyon olsun, gazete olsun, online social medya olsun, bunlar hep local olarak gidiyor. Sadece local kişilere ulaşabiliyoruz. O yüzden bölgesel olarak büyümede ben tavsiye ediyorum. İkinci olarak toptan satış veya departman mağazalara girme veya diğer markalara ürün yapma veya onların içerisinde ufak köşeler açıp oralarda satış yapabilme. Bu da önemli bir çalışma. Bu da büyük bir iş. Buralara nasıl girme? En büyük olay zaten orada. Bu insanlarla nasıl tanışma? Bunlar da dediğim gibi çok büyük firmalar var. Sadece bu işi yapan. Sizi sadece büyük firmalarla, satıcı firmalarla, üretici firmaları bir araya getirip 3 gün, 4 gün sizi ve onlarla tanıştırıp sizin ürünlerinizi onlara B2B tarzı onlara gösterme, neler yaptıklarınızı, satış noktalarınızı, kendinizi anlatabilme imkanı veriyor. Burada tabii sizin tamamen birebir buyer'larla, atıyorum Macy's olabilir, Saks Fifth olabilir veya ufak bir sürü Amerika'da ismini bile benim bilmediğim yüzlerce mağazası olan lokal, sadece farklı bölgelerde olan markalar da var. Bunlarla sizi bir araya getirip imkan sağlanabiliyor. Tabi bunların hepsi maliyet. Yani dikkat edilmesi gerekiyor.
dediğim gibi baştan ilk başta bir yatırım mutlaka maliyeti hesaplanıp bu tip olaylara girilip profesyonelce başlamada tavsiye ediyorum ben. Bu önemli aslında çünkü gün sonunda üreticileriniz ya da onları temsil etmek isteyen firmalar ya da temsilcileri hep bu noktalara takılıyor olacaklar. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. O yatırım, market çalışması, tanıtım için belli bir bütçe ve doğru tanıtım yerlerinde tabii çalışmalarında fayda var. Diğer bir tabii bize gelen sıkça sorulardan biri şu olabiliyor. İşte ben şu ürünü getirmek istiyorum. Yalnız şimdi gümrükte ne olacak? İşte gümrükte ne sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz? İşte bunun özel bir izne ihtiyacı var mı? Tamam. Ondan sonra bu izni almamız gerekiyor mu? Tarzı sorularla çok geldiği oluyor. İş adamları ya da işte girişimcilerimiz bu tip sorularla gelebiliyor. Tamam. Bizim bu noktalarda onlara bir tavsiyemiz tabii hep şey oluyor. Ben sizin de görüşünüzü almak isteyeceğim. Bizim hep tavsiyemiz şey oluyor. Hani sonuçta siz o ürünü buraya getirmek için tabii başta bir isterseniz bir numune örneği getirin. Hani kalkıp bir anda konteynerlerden bir camal getirmeye kalkmayın diyoruz. Diğer bir durumda tabii ki getireceğiniz ürünün öncelikle dikkat edecek noktalarına şu önemli diyoruz. Siz buradan bir taşıma firmasıyla görüşmenizde fayda var. Numuneden sonra getireceğiniz konteynerler zamanı. Bir taşıma firması, lojistik firmasıyla görüşün. Ve onların da genelde bünyelerinde ya da beraber çalıştığı gümrük uzmanları oluyor. Bu gümrük uzmanlarıyla da görüşüp işte ben şu ürünü getireceğim, uygun mudur? Bunun vergisi ne kadardır? Bunun için özel bir izin almam gerekiyor mu diye sorabilirsiniz diye genelde biz yönlendiriyoruz. Tabii sizin ekleyeceğiniz şeyler varsa ben almak isterim onu. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Genelde iş adamlarımızın, ben şuna katılıyorum, yapması gerekenlerin en önemlilerinin birinde. Amerika çok büyük bir ülke ve burası kuralların bir ülkesi, polis devleti. İlk başta ben yatırımcı arkadaşların, iş adamlarının Amerika'ya gelmeden önce iyi bir avukatla, Amerika'da yerleşmiş, Amerika'da çalışan iyi bir ticari avukatla ilk başta görüşüp, fikir danışıp, akıl alınmasında fayda görüyorum. Avukat, Amerika'yı en iyi tanıyan ve iş adamlarımızı doğru yerlere yönlendirebilecek, doğru bilgiyi verebilecek kişilerdir. Amerika'da çok iyi bir avukat ile çalışmanın faydasını göreceklerdir. İkinci hususta bir muhasebeci tavsiye edebilirim. Gelmeden önce, bir işe başlamadan önce, numune de olsa, ürün de olsa, ilk başta hem avukatla hem muhasebe uzmanıyla oturup tartışıp, muhasebe uzmanıyla bir ürünün Amerika'ya girişi, çıkışı, maliyetlerinin hesaplanması, gümrük vergilerinin hesaplanması, Amerika'da bu ürüne uygulanacak vergi yükümlülükleri, sizin bu ürünü sattıktan sonra ödeyeceğiniz vergiler, bütün maliyetlerin çalışmasının yapılmasında muhasebeciyi ben tavsiye görüyorum. Onun dışında da legal konular hakkında da mutlaka bir avukat ile danışılıp konu çalışılmasında. Şimdi bu söylediğiniz Tufan Bey için aslında önemli, şu nokta önemli. Zaten bugünkü programımızın amaçlarından bir tanesi iş adamlarımız gelirken nelere dikkat etmeleri lazım noktasında. Önemli şeylerdi, sıralayacağımız şartlardan bir tanesi oydu aslında bunlar. Yani aslında şuna dönüyor, iş adamlarımızın burada çalışma yapacakları zaman ihtiyaç duydukları alandaki uzman kişilerle çalışmalarında fayda var. Nasıl siz ilk başta dediniz? Araştırma firmaları. Araştırma firmalarına ihtiyaçları var, hukuk bürosuna ihtiyaçları var, muhasebe ihtiyaçları var, gümrük uzmanına ihtiyaçları var, taşıma firmasına ihtiyaçları var. Yani bunun sayısı arttıkça artıyor. Biraz tabii bu noktada bazen girişimciler şey yapabiliyorlar. Ya biz hani adım atıyoruz, bu adım atarken çok mu masraf yapıyoruz? Aslında öyle değil. İhtiyacı olan şeyler bunlar. Baştan bunları önlemlerini almalarında fayda var. Şimdi mesela girişimcilerimizin geldiği ilk edeceği şeylerden bir tanesi şirket kuruluşu. Şirket kuruluşlarını yapmaları gerekecek. Biz bu noktada epey sorular da alıyoruz. Bugünkü konumuz için de gelen sorular var. Ben ona da değiniyor olacağım. Kısa kısa ilerleyeceğiz o zaman. Bu noktada bizim tavsiyemiz de zaten her zaman iş adamlarımıza kesinlikle öncelikle geldiklerinde nerede iş yapacaklarını, sizin de belirttiğiniz gibi bölgeyi belirlemeleri, belirledikten sonra önemli adımları atmaları. Bunlardan bir tanesi şirket kuruluşu. Şirket kuruluşunu yapmaları gerekecek. Onların ihtiyaç duyduğu ölçekte ya da ortaklık yapısına göre ya da vergisel
ve aynı anda da sorumluluk alanına dikkat ederek işte incorporation dedikleri ya limited dedikleri tarzı ya da partnership dedikleri tarzda firmalar kurmaları gerekiyor. İkinci önemli olan nokta ki eminim siz bunu defalarca görmüşsünüzdür. Marka hakları. Tabii ki. Bizim özellikle tavsiyemiz bu noktada hem ürün getiren olsun hem markayı getiren kişiler ya da burada iş yeri, şirket kuruyor olacak kişilerin kesinlikle marka haklarına dikkat ediyor olmaları lazım. Bunların sebeplerinden bir tanesi de Berat da sizle de onu ilerletebiliriz. Sizden de fikir alarak marka haklarına dikkat ederek mesela bir ürünü sokuyorsun. Bu ürünün domainini almak ya da bu ürünün sadece dur şirket ismini almak o ismi kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii. Dolayısıyla ben A ürünü getiriyorum, ismini de B koydum. Bu B kullanılıyor mu şu an? Bunun başkası marka hakkına sahip mi? Şimdi siz dediğiniz gibi market araştırmasını yapıyorsunuz, binlerce dolar harcıyorsunuz ama en ufak şey yapmıyorsunuz, tabii, marka hakkını almıyorsunuz. Tabii. Ve bundan dolayı ürünlerinizi toplattırmak zorunda bile kalabiliyorsunuz. Bu noktada anlatacağınız bir şeyler var mı? Çünkü hani bunu da söyleme amacım şu, çünkü iş hayatı hep böyle tecrübelerle dolu. Komik bazen, bazen acımasız, bazen şok edici. Hani bunu örneklemek isterseniz tabii, bu nokta çünkü çok can alıcı olacak. Özellikle marka hakları, Amerika'da bir markayı kullanma hakkı, ürün hakkı bunların çok önemli olan bir markettesiniz. Yani bunun cezasının çok büyük olduğu bir markettesiniz. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Söyleyecekleriniz varsa örnekleriyle. Tabii mesela şimdi Amerika bir de hukuk devleti olduğu için Amerika'da insanlar hep böyle şirketlerin küçüklüğü, büyüklüğü, irili ufaklı şirketlerin hep hatalarını takip eden avukatların, bu hatalarını takip eden firmaların ve şahısların bulunduğu bir ülke. Sizin inanın ki en ufak bir hatanızı mutlaka birileri izliyor ve günün sonunda mutlaka size dava açacaktır. O yüzden hata yapmadan, ne kadar az hata yaparak sağlam adımlar atarak ilerlememiz gerekiyor. O yüzden ben hep araştırmacı firmayla çalışmanın tavsiyesini, kesinlikle bir hukuk bürosuyla çalışmanın, bahsettiğiniz gibi bir ürünü getirecekseniz bu ürünlerin, ben ürünümü getireceğim ama direkt getireceğim, satacağım. Öyle bir şey yok. Gidip getirip satamazsınız. İsim hakkı almanız lazım. Yarın öbür gün legal problemlerle karşılaşmamak için ürünün, atıyorum tekstil değil de gıda maddesi ise bunun Amerika şartlarına uygun olup olmadığının araştırılması. Bunların hepsini size dediğim gibi ticari avukat yönlendirecektir. En önemlisi bir ticari avukatla oturup ilk başta her şeyi planlama Ayhan Bey. İlk başta güzel bir planlama. Planlamayı yapıldıktan sonra doğru kişilerle, doğru hukuk bürosuyla oturarak günlerce hatta aylarca karşılıklı yazışmalar, karşılıklı konuşmalar ve tartışmalarla sağlıklı bir yol alınması, tavsiye edilen avukatların tavsiye ettiği, başka iş adamlarının tavsiye ettiği değil, başka arkadaşlarımızın, eşlerimizin, Amerika'da yaşayan insanların tavsiyeleriyle değil, doğru profesyonel insanların tavsiyeleriyle Amerika'da yürünmesinde ben büyük destek olacağım. Kesinlikle katılıyorum. Mesela örnek olarak bizim gördüğümüz bazı örneklerde şey oluyordu Tufan Bey. Ürün adam söylüyor birkaç konteyner mal geliyor. İşte arıyor. Takıldık. Alamıyoruz diyor malları. Niye alamıyorsunuz diye soruyoruz. Bize diyorlar ki işte siz ürünü getirdiniz ama bu bondumuz yok. Evet, sigortamız yok. Aynen aynen. Ondan sonra işte ya da diyorlar burada bir marka sıkıntısı, şey sıkıntısı görüyoruz. İleri görüyoruz. Haksız rekabet görüyoruz. Çünkü getirdiğiniz ürünlerin dizaynı aslında başkası copyright'ını almış diyorlar. Ya da kullandığınız isim üzerinde var. Marka hakkında ilerliyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ürünü takılan firmalar oluyor kapıda. Onun dışında burada bir şekilde eğer getirmiyorsa burada bulup satışını yaptığı ürünlerin toplatılması riskiyle karşı karşıya kalanlar var. Tabii bu bazen sadece malın toplatılması da olmuyor. Bu bazen cezai anlamda da oluyor. Tabii Amerika'da cezalar çok yüksek bildiğiniz gibi. Aynen. Bu noktada buradaki güvenlik görüşleri direkt kişinin dükkanına gelip, store'una gelip sen diyor bunu koydun ama bu senin ürünün değil diyor. Bu ürünü izni almadın sen diyor ve ceza işlem başlatıyor kişiler hakkında. Dolayısıyla bu noktada Amerika gerçekten hani çok gelişmiş durumda ve dikkatli olunması gerekiyor ve marka hakları, copyright
trademark bunlar çok önemli ve bu noktada kesinlikle katılıyorum. İş adamlarımıza buradaki girecekleri market, verecekleri hizmet ya da satacakları ürünlerin ne isim kullanacakları noktasında dikkat etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ürün ve marka şeyine değinirken, siz biraz önce bahsettiniz, ben ona da bir değinmek istiyorum ve size de sormak istiyorum. Bir şey de benim dikkatimi çekiyor. Akıllı iş adamları, diyelim Türkiye'de bir ürünü satıyorsa ve o ürünü bir isimle satıyor diyelim. Fakat aynı ismi getirip buraya sokmuyor, Amerika'ya sokmuyor. Bunu şimdi hani planlı çalışması yapmayan kişiler aynı ürünü getirip sokmaya çalışıyorlar. Ama akıllı düşünüp buradaki marketin ihtiyacı olacak şekilde yanaşanlar farklı yanaşabiliyor. Mesela bizim abim müvekkilimiz vardı. Zeytinyağı ile ilgili 3 çalışma yapmıştı. 3 çalışmadan bir tanesine 3 işte tane marka alınmıştı. Ve bu markalardan bir tanesine demişti, İtalyanca isim koyuyorum. Evet. Türk aslında. Tamam. Türkiye'den getirdiği şey zeytinyağı. Bir tanesi demişti İtalyan, bir tanesi İngiliz, bir tanesi de Orta Doğu üzerine ben isimlendirdim demişti. Yani dolayısıyla bizim Türkiye'de tutan aslında ürünümüz aynı ürün. Fakat 3 değişik isimle biz, Türkçe isimle değil, 3 değişik isimle Amerika'daki markete giriş yapıyoruz demişti. Sizin bu noktada düşünceniz ne? Hani sizce doğru bir adım mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Tabii ben bunu anlatırken şeyi yanlış anlamayayım. Bir sarardan bahsetmiyorum. Tamam. Hani normal kesinlikle yeni girişimcilerden bahsediyorum. Tamam. Bir de tabii şu var, siz de biraz önce dediniz. Yani biz sarar olarak ama işte dedik ki, işte bir interview diye bir line çıkardık. Tamam. Şimdi bu da onu gösteriyor. Hani tamam, sonuçta marketin ihtiyacı olan şeye dönüp başka bir isimle tamam, bir ürün, product sitesi. Ne diyorsunuz bu konudaki düşünceleriniz? Çok başarılı bir işlem. Sonuç itibariyle Amerika'da isim çok önemli. Amerika'da genelde başarılı yemek sektöründe İtalyanlar işi götürüyor ve Yunanlılar işi götürüyor. Bu yüzden bizim Çobani Yoğurt firmamız da Yunan yoğurdu olarak satıyor. Bir Türk firması, çok başarılı. Yani burada Made in Italy veya bir İtalyan ismi görüldüğü zaman insanlar daha çok böyle bir albenisi oluyor onların gözünde. Daha başarılı oluyor. Yani marketin görülmesi, denenmesi açısından çok başarılı. Ben çok merak ediyorum hangisi daha çok satıyor acaba? İsmi İtalyan olan mı yoksa Doğu tarafı olan mı? Onu sonradan konuşabiliriz ama onu konuşuruz. Tabii orada hani mesela iş adamımızın mantığı şuydu bakışında. Buradaki girmek istediğimiz market anlamında gıda ürünlerinde diyordu İtalyanlar. Tamam. Önemli. İtalyan zeytinyağları çok önemli. Evet. Tabii aynı anda da burada ciddi bir Orta Doğu nüfusu var. Tabii. Middle East nüfus. Onlara da hitap etmemiz gerekiyor. Ben ama özel onu iletirim. Sorum size de. Bu aslında o da yol açıyor. Aynen dediğiniz gibi buradaki marketi doğru anlamakla ilgili olan bir şey oluyor. Kesinlikle. Siz eğer vitrininizde ne sunuyorsanız müşteriniz ona geliyor. O tip müşteriyi aslında siz çekiyorsunuz. Eğer ki siz vitrinlerinizde, imajınızda fitted, young, businessman olarak görsel çalışması yapıyorsanız o tip kitleye hitap ediyorsunuz. Yani hitap edeceğiniz kitlenin seçilmesi, o kitlenin hangi bölgelerde nerelerden alışveriş yaptığı, harcadıkları ürün bazında ne kadar dolar olarak harcanıyor. Bunların hep araştırılmasının yapılıp size gerçekten doğru bilgiyi verecek firmalar da var. Şahsi kişi olarak da tabii araştırma yerinde gelinip görülme olarak ilk başta bunların yapılmasında tavsiye ediyorum. Ben tabii arada bir sorularımıza da bakarak ilerliyorum. Tamam. Canlı'nda gelen takipçilerimizden bir soru var size. Ben onu ileteyim istiyorum. Devam edelim ondan sonra. Tufan Bey'in sorumu şu olacak. Türkiye üzerinden satış danışmanlığı ya da mağaza yöneticiliği olarak CV kabul edebiliyorlar mı diyor. Bizim herkesin kapımız açık. Biz herkesin CV'sini kabul ederiz. Çok değerli arkadaşlarımız var Türkiye'de. Çok tecrübeli insanlar var. Amerika'ya gelip burada çalışmak istiyorlar. Daha önceden de geldiler, bizde bizim burada iş aldığımız Türkiye'den gelen insanlar da oldu. Gerçekten çok başarılı. Tabii alıyoruz, kabul ediyoruz. Tabii bu bir step by step bir aşama. Çünkü gerçekten hiç Amerika'da tecrübesi olmayan bir yönetici bir arkadaşın, mağaza müdürü atıyorum bizim sektörümüzde. En çok bizim
başvuru aldığımız kısımlardan biri mağaza müdürlüğü. Türkiye'de gerçekten çok iyi firmalarda, çok iyi yerlerde, çok iyi ekip, başarılı mağazalar yönetmiş arkadaşlarımız buraya gelip burada çalışmak istiyorlar. Gayet başarılı olacaklarına ben inanıyorum. Tabii farklı bir kültür. Burada insanlara hitap etmenin bile farklı olduğu bir ortamdayız. Her şeyin çok dikkat edilmesi gereken üslup, ve konuştuğunuz kelimelerin çok dikkat edilmesi gereken bir ülkedeyiz. O yüzden ilk başta ben bu ülkeye gelip bir süre bu ülkede yaşayıp böyle bir tecrübe edinip ondan sonra kademe kademe yükselmede tavsiye görüyorum. Diğer bir değerli takipçimizden gelen canlı yayında soru şu yönde. Aslında güzel bir soru. Şu ana kadar anlattıklarımızı da bir nevi özetliyor. Hani gene soruyor kendisi. Fakat biz tahmin ediyorum program başından beri o noktalara değiniyoruz. Şunu soruyor takipçimiz. Küçük çaplı bir iş için 3 aydır Amerika'dayım. Fizibilite, talep ve market araştırmalarını şahıs şirketi olarak yaptım. Food beverage, yiyecek içecek sektörü için girişimlere henüz başlamak üzereyim. Sektör ayırt etmeksizin altın kurallar ve önerileriniz nelerdir diye bize geliyor bu soru ikimize de. Biz zaten programın başından beri bunlara değiniyoruz aslında. Sizin söyleyecekleriniz var mı bu genç ve yeni girişimci arkadaşımıza? Tabii. Mutlaka araştırmasını yapmıştır. Kendi ürün grubunda Amerika'daki size piyasa dolar bazında bilgiyi alabileceği firmalar var. Oradan bilgiyi alabilir. Ona göre piyasanın ilk senesinde, ikinci senesinde ve üçüncü senesinde ben bu piyasanın bu kadar dolarlık bir pastanın yüzde kaçını alabilirim? Daha önceden daha farklı bir ülkeye girdiyse, daha önceden daha bir çalışma yaptıysa tecrübeli olacaktır. Yapmadıysa da bu pastanın yüzde kaçını alabilirim? Bu pastanın yüzde kaçını, yüzde ikisini alıyorum. %2'si atıyorum 1 milyon dolarlık bir pay. Ben 1 milyon dolarlık bir payı alabilmem için ne kadar üretim, ne kadar marketing, kimlerle çalışmam gerekiyor? Bunların bir arka planında çalışmasının yapılıp daha sonra da getirici ürünü nerelere satabilecek, nasıl satmak istiyor? Onun planını, programını yapıp başarılı olabileceğine inanıyorum ben. Kesinlikle doğru bölgeyi seçin. Şirket kuruluşunuzu yapın. Marka haklarına dikkat edin. Ve tabii bir yer tutacaksanız anladığım kadarıyla bir gıda, bu depo da olabilir, şey de olabilir. Tabii dikkatli olun. Özellikle kira sözleşmelerinde eminim senin de ekleyeceğin şey olabilir o noktada. Kira sözleşmelerinde biz iş adamlarımızın çok hatalar yaptığını görüyoruz. En büyük hatalar kira sözleşmelerinde oluyor. Biz de yaptık hatalar. Bizim de maalesef başarısız demeyelim, az başarılı. Bu ticaretin gereği diye düşünüyorum ama. Gerçekten servis ya da ürünü satacağı doğru location'a, yere ihtiyacı tabii var iş adamımızın. Ve bunu yaparken bazen bizim gördüğümüz, ya işte ben bunu dur avukata göstermeden bakayım, ya, ilerleyeyim. Ve daha sonra karşılaştığı hataların haddi hesabı tabii olmuyor. Ve tahmini çok mümkün olmuyor. Tabii, özellikle ben bu noktada iş adamlarımıza tavsiyem, kesinlikle şeye dikkat edin, kaç yıllık kira sözleşmesinin altına giriyorsunuz, sorumluluklarınız nelerdir? İptal edebilme imkanınız var mı? İptal ederken hala geri kalan kirayla yükümlü hale kalacak mısınız, kalmayacak mısınız? Diğer önemli bir nokta var. New Jersey'de olduğumuz için özellikle onu söylüyorum şu an. Mülk sahibi ya da sizin ne yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığınızı iyi bilmeniz lazım. Çünkü kira çok uygun görünebilir ama mülk sahibi der ki bütün diğer masraflarla siz sorumlusunuz ve bu masraflar çok ciddi rakamlara gelebilir. Hani düşünün ki iş yerinin bulduğu yerde kar temizlemesine kadar. En büyük masraflarımızdan biri. Ekleyeceğim bir şey varsa tabii kesin biliyorum. Şimdi Türkiye'de genelde aylık olarak kiralar hesaplanır. Bir deponun, dükkanın vesaire ofisin aylık kirası bellidir. Aylık kira üzerine giderler otomatikman aylık olarak size yaklaşık olarak verilir. İmza alınır. Gidilir. Daha önceden de daha sonra da başarılı, başarısız ise çıkılması gerekiyorsa Türkiye'de tabii insanlar bir şekilde anlaşıyorlar, bir şekilde çıkabiliyorlar. Fakat Amerika tamamen her şeyin yazılı, her şeyin hukuki olarak, her şeyin imzalı, tasdikli olarak gittiği bir ülke. O yüzden hep başından beri konuştuğumuz gibi doğru kişilerden bilgi alıp
doğru ticari avukatlarla beraber yapılacak sözleşmeler, Amerika'da sözleşmeden en düşük sözleşme 15-20 sayfadan başlar. Eğer ki siz ticari bir dükkan tutacaksanız bu dükkanın sözleşmesi bazen 50-60 sayfa olabiliyor. Ayrıca de bu tip sözleşmelerin hukuki dili siz daha iyi bilirsiniz. Ben 20 yıldır Amerika'da yaşıyorum. 2 tane üniversite bitirdim. Benim anlayamadığım bir dil maalesef. Hukuki bir dilde yazılıyor bu sözleşmeler. Gerçekten dediğiniz gibi ufak detayların çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca hesaplanma olarak kira sözleşmesinde Amerika her şey yıllık olarak takip ediliyor. Square foot bazında hesaplanıyor. Yani metrekare olarak. Sizin gözünüzde orada bir metrekare bazına 3 dolar gibi bu bir şey değilmiş yazabiliyor sözleşmede. Tabii ki sözleşmelerin hiçbirinde alt toplam yazmaz. Metrekare başına 3 dolar demek çarpı 1000 metrekare çarpı 12 ay maliyetler çok farklı olabiliyor. Kesinlikle. Ayrıca burada genelde kiracılar vergileri ödüyorlar. Dediğiniz gibi vergiler de çok masraflı olabiliyor. 5000 dolara kiraya tuttuğunuz bir dükkanın vergisi 3000 dolar yapabiliyor. Bu da sizin %65'iniz kiranızın. Bunu gerçekten dikkate almanız gerekiyor. Kar temizleme, tuz atma bunlar da çok faaliyetli. Ufak tamirler. Bu dedikleri çok önemli çünkü gerçekten kira çok önemli. Çünkü sizin kiralayacağınız yer dediğim gibi bu dükkan da olabilir, bu depo da olabilir, tabii. Bu ürünü koyacağınız yer de olabilir. Ama sonuçta çok önemli masraflarınızdan bir tanesi olacak. Bütün kârınızı götürebilir. Kesinlikle. O yüzden o çok önemli. Yalnız ben bir gülümsedim. Çünkü siz bir Türkiye'den örnek verince işte biz anlaşırız, hallederiz falan deyince aklıma geçen haftaki bir müşterimiz geldi, bizim müvekkilimiz. Bunlar Musevi kökenli Türk vatandaşları. Tabii. Ondan sonra Ayhan Bey dedi işte Brooklyn'de bir tane böyle dükkan bulduk, gıda dedi. İşte şey de Yahudi dedi, biz de Musevi Yahudiyiz, onlar da Yahudi dedi. Dedim ne anlaştınız? Ya dedi işte konuştuk ama masaya oturacak olacak bakalım dedi. Tamam bana bakıyor. Dedim masaya oturur da yandın dedim. Bunu haberim olsun dedim yani tamam mı? Hani sonuçta ne konuştuysa yazıya dökülmediği sürece hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bu değerli girişimci arkadaşımızın kesinlikle onlara dikkat etmesini ve market çalışmasına izinler alınması gerekiyorsa özellikle gıda alanı dediği için izin alması gerektiren bir şey varsa izinleri almasına dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Bir sorumuz da şu yönde, yine Tufan Bey'in size gelen soru. Buyurun. Amerika'da mağaza müdürlüğünden sonraki kariyer süreci nasıl ilerliyor? Ve bu süreçteki en önemli kilit nokta nedir? Yani kendini sektörden birisi olarak hangi yönde geliştirmemi tavsiye edersiniz? Tabii. Diye bu değerli takipçimiz soruyor. Eğitim çok önemli. Amerika'da ben mağaza müdürlüğünden sonra bölge müdürlüğü, bölge müdürlüğünden sonra corporate office'te operasyon olabilir, merchandise olabilir, yöneticilik olabilir. Bu tip yükselen kademeli yükselmeler gayet normal, gayet de olması gereken şeyler. Yükselmesi gerekiyor başarılı bir iş adamının. Fakat burada şu unutulmamalı. Hep ben şundan yanayım, kendinizi geliştirmek, en büyük yatırımı kendinize yapmanız gerekiyor. Amerika'da leadership management dersleri alınabilir, insan yönetimi management dersleri. Bunların ben çok faydalı olduklarını görüyorum. Çünkü insanları motive etmek bir yöneticinin en büyük görevi kendi ekibini ilk başta sattığı ürüne inandırmak, daha sonra da motivasyon ile başarılı olabileceklerine inandırmaktan yanayım. Bunlar çok iki önemli bir husus. İnsanları sadece siz evrakla veya yapması gereken şeyleri söylemekle maalesef çalıştıramıyorsunuz. Devamlı surette bir motivasyon, bir destek, bir takviye ile oluyor bu işler, ekip işi. Yükselebilmek için leadership management dersleri alınabilir. Üniversitelerden değişik sertifikalar alınabilir. Bunun dışında Amerika çok büyük bir pazar, hep bahsediyoruz. Rapor, analiz, data sizin Excel'inizin, sizin bilgisayar üzerindeki çalışmalarınızın gerçekten çok kuvvetli olması gerekiyor. Eğer ki mağazacılık ise, tekstil ise veya atıyorum ürün grubu gıda ise sizin analitik yönünüzün kuvvetli olması gerekiyor ki
bir üst seviyeye çıkabilirsiniz. Ben hangi üründe bir dükkanımda 1000 çeşit ürün var, hangi çeşidi daha çok satıyorum, daha çok sattığım ürünün hemen gerisini tamamlayabiliyor muyum, satmadığım ürün benim rafımda kaç ay duruyor, benim rafımda bu ürün bu kadar duruyor ama benim rafımın değeri çok fazla, bu ürünü ben satamıyorsam hemen ben bunu göndermem gerekiyor. Bunu tabii siz gözle anlayarak devamlı mağazada olarak olmuyor. Background'ında bunun raporu, datası, analizi, değişik softwareler kullanılarak ulaşılabiliyor. Bu da tabii sizin bu tip çalışmalara girdikten sonra kendinizin başarılı olarak firmaya gösterip daha sonra ben bir mağazayı yönetiyorum, kontrol altında mağazanın her şeyiyle ilgileniyorum. Benim 10 mağazayı, 20 mağazayı da yönetebilecek kapasitem var diye yavaş yavaş yükselinebilir. Çok güzel. Hayır, çok... Çok özür dilerim. Tamam. Ama eğitim. Tamam. Eğitim şart. Eğitim ve kendinizi yenilememiz. Kesinlikle. Yerinizden ben onu anlıyorum Tufan Bey. Eğitim, yenilememiz, devamlı geliştirmemiz aslında bütün püf nokta o gerçekten. Kesinlikle. Değerli takipçimizden gelen bir soru daha var. Tufan Bey'e bir sorum olacak. Tamam. Amerika'da giyim sektöründe çalışıp yükselmek için kişinin fiziki görünümü sizin için ne kadar önemlidir diye bir soru var. Tamam. Fiziki görünüm, first impression diye bir kelime Amerika'da çok önemlidir. Yani sizin fiziki görünümünüz kesinlikle biraz çok zayıf olabilirsiniz, çok toplu olabilirsiniz. Bunların hiç önemi yok. Mühim olan sizin saçınızın, sakalınızın, giyim tarzınızın tamamen düzgün, temiz ve business'a uygun bir şekilde olduktan sonra sizin üslubunuz, sizin konuşmanız, insanlara yaklaşımınız tamamen kibar, nazik, seviyeli bir şekilde olduktan sonra sizin görüntünüz ve sizin tamamen nasıl biri olduğunuz pek de önemli değil. Sizin görüntünüz tamamen kıyafetiniz, üslubunuz, karakteriniz, gülümsemeniz, insanlarla diyaloğunuza bağlıdır. Gerçekten öyle. Çok doğru söylediniz. Değerli takipçimizin sorusu şu. Siz de biraz önce Çobani'den bahsettiğiniz için diyorum, soru sizle de ilgili olabilir. Çobani kuruluş hikayesinde SBA'den bahsetmişti diyor takipçimiz. SBA, biliyorsunuz Small Business Administration'ın ofisi var. Bu işte girişimcilere, yeni işletmecilere teşvik veren, destek olan bir kuruluş Amerika'da. SBA, E2 statüsünde bir girişimciye finansal destek verebiliyor mu diye tabii bana soruyor sorunun bölümünü ama ben bu değerli takipçinin sorusunu cevaplayacağım. Yalnız şuna da konuşmak isteyeceğim oradan girip. Tamam. İşte bu teşvikler noktasında biz hem Amerika'daki hükümetin federal olsun, eyalet bazında olsun teşvik noktası hem tabii Türkiye'deki girişimcimiz buraya geliyorsa Türkiye'den elde edebilecekleri teşvikler, hani benim demek istediğim ne var ne yok değil de ziyade ne tavsiye edersiniz, nelere dikkat edilmesi lazım noktasına gireceğiz. Ben bir takipçinin sorusuna hemen cevaplayayım önce. Şimdi Hamdi Bey'in de bahsettiği SBA tabii girişimi şu Small Business Administration ofisi her belli ölçülerde girişimcilere destek olmakta, krediler vermekte. Bazen bunları karşılıksız yapmakta, bazen çok düşük faizlerde ya da faizsiz şekilde girişimcilere destek olmaktalar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hani bu tip teşvikleri değerlendirmenize, araştırmanızı gerçekten çok biz istiyoruz ve teşvik ediyoruz iş adamlarımızı. Eğer siz E2 statüsünde olan bir firmaysanız, sonuçta siz yatırım yaptığınız, yani SBA'den alacağınız parayı yatırım yapamıyorsunuz. Yani o sizin yatırımcı vize dosyanızdaki yatırım sayılmıyor. Ama siz E2 statüsü almış bir firmasınız, yatırımınız zaten yapılmış, ek bir bütçe kredi alacaksınız. SBA'ye başvuru yapmanızda fayda var. SBA bu konuda vermemezlik, hani biz siz E2 statüsündesiniz diye vermeyeceğiz demeyecekler. Çünkü burada kurduğunuz firma günün sonunda Amerika'da kurulan bir firma, Amerika'da iş yapan bir firma ve SBA bu noktalarda kredi imkanlarını size de sağlayacaklar diye. Ben bu takipçinin sorusunu cevaplamış olayım. O çok güzel bir konu. Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Siz bu konuda kısaca hem Amerika ayağında ne dersiniz bu teşvikler noktasında, iş adamlarımız nelere dikkat etsin? Hem de Türkiye noktasında gün sonunda bizim aslında yatırımcımız ya da iş adamımız ya da üreticimiz bir taşla iki kuşu vurabilir. Hem Türkiye'den
ürünü buraya gönderirken teşviften faydalanabilir. Tabii. Hem buradaki yerel teşviklerden faydalanabilir. Bu konuda düşünceleriniz neler Tufan Bey? Konsolosluğumuzun, New York'taki konsolosluğumuzla devamlı irtibattayız. Ertan Bey konsolos beyimiz. Onun yanı sıra ticari ateşelerimiz var. Özgür Bey çok değerli bir insan. İki tane daha ticari ateşemiz var bu arada yeni gelen. Evet, biriyle de tanıştım. Gerçekten hükümetimizin buraya gönderdiği ticari ateşe olarak çok saygıdeğer insanlar var. Yurt dışında değişik ülkelerde görevde bulunmuşlar. Çok tecrübeliler. Ben kendilerinin ticari ateşeliklerimizden tavsiye almalarını, ticari ateşelerimizin onları yönlendirdiği noktalarda ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Çok önemli. Hangi bölgeye gelirseniz New York'ta, Washington'da ticari ateşeliklerimiz bütün büyük şehirlerde mevcut. Çok başarılı bir ekibimiz var. Çok değerli bilgi veriyorlar. İlk başta ben onu tavsiye ederim. En doğru bilgiyi dediğim gibi doğru insandan. Daha başka iş adamı burada Amerika'da tecrübesi olmuş doktor bir arkadaştan değil. Teşvik konusunda gerçekten hükümetimizin teşvik için görevlendirdiği bir uzman kişiden veya avukat, ticari avukattan veya bir uzman muhasebeciden dediğimiz gibi alınmasını ben tavsiye ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben de bu noktada şunu söyleyebilirim. Teşvik noktasında kesinlikle aslında güzel bir noktaya değindiniz. Kesinlikle bulunduğunuz bölgedeki ticari ateşelerimizle görüşlerinizde fayda var. Onlardan hem Türkiye'deki teşvikler noktasında bilgi alabilirsiniz. Hem de burada yerel noktada neler yapacağınız konusunda. Diğer bir durumda tabii Amerika'da bulunduğunuz bölgeye yer almak istediğiniz bölge. Bu kasabada olabilir, ilde olabilir, şehirde olabilir. Kesinlikle oradaki belediyelerle ve kurumlarla görüşüp teşvik noktasında neler yaptıklarını öğrenmenizde fayda var. Çünkü örnek veriyorum New York'ta size belki dönüp diyecekler ki emlak noktasında, emlak vergileri noktasında eğer işte iş kurarsanız size işte önümüzdeki 2 yılda, 3 yılda emlak vergilerinde şu kadar indirim yapacağız. Siz ödenen kiralar üzerinden ya da işte ödediğiniz çalışanlar üzerinden ödediğiniz vergide şu kadar indirim yapacağız tarzı teşvikler de var. Bu noktada da kesinlikle biz iş adamlarımıza girecekleri alanda ve sektörde ve bölgedeki bu tip teşvik durumlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Ve diyelim ürünü Türkiye'den de çıkarıp buraya getireceğiz bir markadır bu. Tuko Quality gibi tarzı fonlardan da destek alınabilir. Bu noktada adımlarınızı atarsanız başarılı olacağınızı düşünüyoruz. Ben bir noktayı da şöyle söyleyeyim. İş adamlarımızın tabii Türkiye'den buraya iş kurarken ya da yöneticilerini getirirken değerlendirebilecekleri şirketler arası transfer vizeleri ve işte E1 tüccar vizeleri ya da E2 yatırımcı vizelerinden de faydalanabilecektir. Önemli olan nokta bu tip detaylara dikkat etmeniz, neler gerektiği noktasında ön çalışmaları yapmanız olacaktır. Takipçimizden gelen son bir soruyu alacağım. Türkiye'de üretim yapan şirket sahibi biri için Elvan vizesine başvuru için neler gereklidir diye bu değerli takipçimiz soruyor. Aslında size bir yere getirmek istedim hem önünüze çünkü gün sonunda benzer durumdayız zarar olarak. Ben bu takipçimizin sorusunu cevaplayıp size de değerlendirmek istiyorum. Sonuçta şunu söyleyebiliriz bu değerli takipçimize. Siz Türkiye'de üretim yapan bir şirketin sahibisiniz ve buraya ya bir şubenizi ya bir yan ofisinizi ya da satış marketing yapacak satış noktanızı, mağazanızı açtığınız zaman ve buraya belli bir yatırımımızı yapıp önemli olan noktaları Amerika'da şirket kurulacak. Bu şirketle Türkiye'deki şirket arasında bağlı olduğunun gösterilmesi gerekecek. Ve siz Türkiye'deki ürünlerinizi buraya gönderip buradaki piyasaya sunuyor olacaksınız. Ve Amerika'da şirketiniz bir ofis ya da depo kiralıyor olacak. Buraya çalışanları alıyor olacak. Ve siz Amerika'ya bu şirketi yönetici olarak geliyor olacaksınız. Ve en önemli nokta bunlar. Ve bu sayede size Elvan yönetici vizelerini alma imkanı sağlayacaklar. Dolayısıyla bu önce burada göçmenlik dersinden onay alınıyor ve daha sonra da siz Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu üzerinden vizenizi alıp geliyorsunuz. Neden size bağlamak istiyorum? Tamam. Ben bu takipçimizin sorusunu cevaplamak istiyorum. Size bağlamak isteme sebebim de değerli Tufan Bey, sonuçta bizim firmalarımız Türkiye'de iş yapan firmalarımız. Bunlar küçük ölçekli, orta ya da büyük. Sonuçta bunlar şirketin kültürünü, ürünü, disiplini bilen kişiler. Tamam. Ve bu kişileri siz ne kadar Amerika'da biz hani Amerikalı çalışan bile alsanız gün sonunda yine o yöneticinizi ya da o uzmanınızı buraya getirmek istiyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz?
değerli iş adamlarımız. Tabii gelmek aslında firma yeterince köklü ve büyükse buraya gelmekte bir sıkıntı yok. Uzman kişi olarak firmanın ilk başta burada açıldıktan sonra, firma açılışından sonra biz firmamızda X person'ı değerli yöneticimiz Amerika'ya göndermek ve buraya transfer etmek istiyoruz deyip yönetici arkadaşımızı, tabii bunun da gerçekten aynı firmada yüksek seviyede bir management olabilir, üretim olabilir, her neyse, yıllarca bir tecrübesi olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki bize işlemlerini. Biz daha önceden de getirdik böyle arkadaşlarımızı. Böyle arkadaşlarımızı da bize dağıldık. Bizim için olabilecek, atıyorum, terzi olabilir. Bizim için önemli olan odur. Veya mağazacılık konusunda yıllarca birçok sarar mağazasını yönetmiş bir şahıs olabilir. O kendisi olabilir. Tüm çalışmalarımız gayet normal olabiliyor. Çok teşekkür ederim. Benim zaten biraz sizden de onu açıklamanızı isteme sebebim pratikal anlamda takipçilerimiz örneğini görebilsinler noktasındaydı. Biz bugün programımızın sonuna geldik. Soruların cevaplamaya çalıştık. Yetişemediğimiz kalan sorularımıza da bir dahaki programımızda devam edeceğiz. Ben Tufan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben bu de değerli zamanınız için hem size hem Sarar ailesine bizi burada karşıladığınız için sizinle beraber çekim yapma fırsatı ve şansını hem bize hem de değerli takipçilerimize sağlığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok değer verdiniz. Konuk olarak beni çağırdınız. Başarılar diliyorum. İnşallah yardımcı olabildiğimiz kadar olabilmişizdir. Ben olduğunuza çok eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızı tamamlamadan da kısaca bugün hepiniz bildiği gibi Türkiye'de de seçim günüydü. Seçimler de tamamlandı. Ve bütün vatandaşlarımıza ben de buradan hayırlı bir seçim sonuçları diliyorum. Umarım ülkemiz için iyi olmuştur ve güzel bir gelecek bizi bekliyordur diye bu şekilde güzel dileklerimi de iletelim size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun zamanınız için.